Bağımsızlık şiarıyla yola çıkan efsane kuşağın devrimcileri Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak için yine görev başındaydı. 68'ler Birliği Vakfı üyeleri geleneksel güz buluşması yemeğinde bir araya geldi. Yemekte İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Silivri'den yazdığı mektupla devrimciler arasındaydı. Bağımsızlık şiarıyla yola çıkan efsane kuşağın devrimcileri 68'ler Birliği Vakfı geleneksel güz buluşması yemeğinde bir araya geldi. Bu kararlılıktan aydınlığa çıkılacaksa bunun bir tek yolu var. Bu yine 68'in hem söylemleri hem sosyalist bilinçle oluşacak. Buluşmada vakıf başkanı Sönmez Targan, vakıf yöneticisi Merdan Aslan, CHP milletvekilleri İlhan Cihaner, Aykut Erdoğdu, İstanbul Barosu Başkanı Ümit Koca Sakal, akademisyen Barış Dostel, şair Atol Behramoğlu ve Seyit Nezir vardı. Devrimciler tam bağımsız ülke özlemiyle Türkiye'nin karanlık günlerden aydınlığa nasıl çıkacağını konuştu. Türkiye 65 yıllık gericilik ve karşı devrim sürecinden sonra tekrar bir devrimci atılım dönemine girmiştir. Biz de bir bedel ödenmesi gerekiyorsa bu bedeli her türlü şekilde ödemeye hazırız. O kuşaktan hayatını yitirmiş olan başta Deniz Gezmiş ve arkadaşları olmak üzere bütün o devrimcilerin anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Direncim ve devrimin kuşağıyla bu geceyi paylaşmaktan duyduğum mutluluğu ifade edeceğim. Aydınlık yarınlarda görüşüyoruz. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de Silivri'den yazdığı mektupla oradaydı. Perinçek mektubunda şöyle dedi. Değerli arkadaşlarım, 2012 güz buluşmasında bahar coşkusuyla sizinle birlikteyim. 68 birinci ayaklanmıştır. Bizim günlerimiz gelmiştir. Bu sevinçle, bu umutla, bu güvenle sizleri yürekten selamlıyorum.